uluslararası lojistik hizmetleri üzerine Erdinç Kanlıcan ile gerçekleştirdiğimiz röportajı izliyoruz. Efendim biliyorsunuz ki dünyanın lokomotif sektörleri arasında lojistik birinci sırada yer alıyor. Bizler de bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bu işe gönül vermiş bir isimle Erdinç Kanlıcan'la birlikteyiz. Merhabalar Erdinç Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Sağ olun, sizlere sormalı. Bizler de çok iyiyiz. Beyaz Sevi İş Dünyası ekibi olarak bizleri ağırladığınız için çok teşekkür etmek istiyorum. Ben teşekkür ederim geldiğiniz için. Çok sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun efendim. İsterseniz sizleri biraz tanıyalım, ardından sohbetimize devam edelim. Tabii ki. Şirketimiz 2000 yılında kurulmuş bir şirkettir. Avrupa'dan Kıbrıs'a taşımacılık hizmeti vermektedir. Almanya'da depomuz bulunmaktadır. İngiltere'de depomuz bulunmaktadır. Adanın önde gelen firmalarına hizmet vermekteyiz. Donmuş gıda, soğuk zincir, otomotiv sektörü, ilaç sektörü, aklınıza gelebilecek bütün nakliye üstüne her şeyi taşımaktayız. Birçok firmamıza hizmet vermekteyiz bu konuyla ilgili. Şu anda yaptığımız işlem bu şekildedir. Evet, geniş bir ağ ve yelpaze ile aslında hareket ediyorsunuz. Evet, evet, doğrudur. Bünyenizde birçok ürün grubunu taşıyabilecek kapasiteye sahipsiniz. Hı-hı. Ve aynı zamanda tabii ki deneyimi. Doğrudur, doğrudur dediğiniz gibi. Deneyim aslında bunun en başına gelmekte. Deneyimle beraber işimizle birleştirdiğimiz zaman müşterilerimize en iyi hizmeti vermekten mutluluk diyoruz. Evet, tabii her geçen gün şevklenerek devam ediyorsunuz. Çünkü karşılığını buluyorsunuz yapmış olduğunuz hizmet çok emek gerektiren. Tabii. Müşterimize biz malı teslim ettiğimiz zaman aslında çok mutlu oluyoruz. Onların mutluluğu bizim başarımız oluyor aslında. Onlar mutlu oldukça bizim başarımız da kat kat artıyor. Başarı demişken kaç yıldır sektördesiniz? Ben şahsım adına nereden baksanız 20 yıla yakındır bu sektördeyim. Şirketimiz 3-4 yıl oldu. 2000 yılında kuruldu. 4. yıla girdik. 4. yıla girdiniz. Şimdi Avrupa'dan Kıbrıs'a yapılan bir asla ticaret ağından bahsediyoruz. Evet. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Ya aslında ilk zamanlar Kuzey Kıbrıs'ın tanımamışlık durumu olduğu için bir sıkıntılar söz konusuydu ama artık zaman zaman geçtikçe bu sıkıntılar ortadan kalkmaya başladı. Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs'ta bulunan tüccarlarımızın hepsi rahatlıkla Avrupa'dan gönül rahatlığıyla adamıza malzeme getirebiliyor. Evet. Tabii gönül rahatlığıyla o malzemeleri taşımak da hiç kolay değil. Sunduğumuz birçok imkan var, avantaj var. Bu bağlamda sizi farklı kılan şeyler neler oluyor bu sektörde? Küçük bir ada olduğumuz için ilk başta bize güvenilirlik önemli. Yani biz güven üstüne çalışan bir firmayız. Müşterilerimize güven üstüne teslimatlarımızı, malzememizi taşıyoruz. Fiyat, güven ve bunların hepsini bir araya getirdiğimiz zaman bunların hepsini müşterimize sunuyoruz. Evet. Şimdi lojistik, nakliyat aslında bunlar birbirini tamamlayan benzer sektörler. Aynı sektör demek çok doğru olmayacaktır. Olmuyor. Bu konuda düşüncelerinizi de bir bilirkişi olarak almak istiyorum aslında. Yani nakliyat A noktasından B noktasına taşıma kısmındayız ama lojistik komplike bir hizmet. Yani müşterilerimizin yakın zamanda mesela yeni bir projemiz var bizim şirket olarak. Evet. Yakın bir zamanda adaya tamamen lojistik üssü kurmak gibi hedefimiz var, planlamamız var. Bu birkaç yıl içerisinde hayata geçecektir. Bu bağlamda tamamen komplike bir lojistik hizmeti bütün müşterimize sunacağız. Nakliyat konusunda gelince A noktasından B noktasından ziyade biz lojistik hizmeti vererek son tüketiciye kadar müşterilerimizin hizmetini sağlamış olacağız lojistikle. Aslında şöyle bir ayırt edecek olursak sizin hukuk biliyor olmanız bile gerekiyor. Tabii. Gümrükten geçen mallar birçok kağıt işleri de var. Evrak çok iyi. Bizde evrak işleri çok fazla var. Özellikle Avrupa'dan getirdiğimiz malzemelerde her türlü evrak işleri çok fazla olduğu için her türlü evrağa da bilgisine sahip olduğumuz için zaten bütün mallarımız yola çıkarken ona göre evraklarımızı temin ediyoruz. Evet. Buradan aslında izleyicilerimize özellikle de bu sektörde sizler gibi firmalarla iş yapmak isteyen izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Çünkü biliyorsunuz her sektörde olduğu gibi suistimaller olabiliyor. Olabiliyor. Bunlarla ilgili olarak bizler yanılmayalım diye neler söylemek istersiniz? Dediğim gibi bu bizim işimizde en büyük iş şeyimizde güvene dayanı iş aslında baktığınız zaman hani kimse bir malını o kadar para yatırmış bir malını getirmek için karşısına güvenilir bir insan aramakta. Biz de burada bütün müşterilerimize güvenli hizmet verdiğimiz için zaten rahatlıkla gönül rahatlığıyla bize gelebilirler. Aslında işi bilenle çalışıyor olmak çok büyük aynen, bir avantaj. Aynen, işi bilenle, işi zamanında teslim edenle
ve güler yüz hizmetimizle müşterilerimize her zaman yardımcı olabiliriz. Evet, tabii yatırımları olan bir firmasınız. Bir üstten bahsediyoruz. Bu bir projeniz. Hı hı. Bununla ilgili olarak başka ne gibi yatırımlarınız olacak sektörünüze ve firmanıza dair? Şimdi yaklaşık 3000 metrekare kapalı alanda bir depomuz yakın zamanda faaliyete geçecek. Planlamamız 2026'nın başında gözüküyor şu anda. Tamamen içerisinde soğuk hava deposunun olduğu, raf sistemlerinin olduğu tamamen komplike bir lojistik tesisi olacaktır. Bu adada ilk olacak. Bunu 2026'nın başında adamıza, yani Kuzey Kıbrıs'a hizmeti sunmaya başlayacağız. Buradaki amacımız müşterilerimizin dağıtım giderlerini de aslında düşürmek istiyoruz. Yani son noktaya kadar ada içerisinde taşımayı da hedefliyoruz. Evet. Bu şekilde müşterimize artı değer katarak hizmet vermek istemekteyiz. Erdinç Bey çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti ama sonuna geldik. Son olarak neler söylemek istersiniz? Bizi tercih eden müşterilerimizin hepsine tek tek buradan teşekkür ediyorum. Bize güvendikleri, inandıkları için. Aslında bize bugünlere getiren, adım atmamızı sağlayan da bu müşterilerimizdir. Ayrıca sizlere de teşekkür ederim. Buraya kadar geldiniz. Güzel adamımızı bizi ziyaret ettiniz. Ayrıca teşekkür ederim sizlere de. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Çok memnun olduk. Ben de memnun oldum. Çok sağ olun. Efendim bir kez daha lojistik sektörünü bu kez Erdinç Kanlıcan'la birlikte masaya yatırmış olduk. Bir kez daha sizlerin huzurunda kendisine teşekkür ediyor. Programımıza devam ediyoruz.